Basıyorlar. Tamam, arabaya atlayın, arabaya atla. Atla atla atla. Geldi. Sağının tamam. Sıkma lan. Sağ solda geliyorlar, ona göre devam edin. Mustafa düştüm, biz kaçıyoruz. Çok kötü. Tamam, biz bölgeden çıktık. Buradan sonra onlara bir şey yapamayız, iki kişiyiz. Mustafa da düştü. İyi misin? Ben iyiyim. Uzaklaşıyoruz Fikret'le bölgeden. Yelek değiştireceğiz. Nerede? Nerede? Nasıl ya? Ulan hiç görmedim orada. Niye söylemedi ya? Nasıl ya? Ya hadi be. Güzeldi. Çok güzeldi. Abi o da düştü ya. Düştü düştü, o da düştü. Cık. Ah. Kötü oldu. Güzeldi valla. Ben orayı hiç, keşke soldan gitseydim. Orayı hiç tamir etmedim. Bir acelemiz yok, yavaş gelin. Ay, ortamı kes. Biraz yavaş ses Samet. Ne avradını. Anant. Anant biraz daha sağa yaklaş. Diğer türlü çıkarken kafa kafaya gireceğiz. Metin arkanda araba var. Bak kağıt gibi. Tekrar o büyük benzinliğe sokacağım memnunum. O hissiyatı veriyor, anladın mı? Anladım onu. Çok atik ama biraz da... O kimdi? Yanımızdan kim geçti? Bendim. Araba ne durumda lan? Çıkmıyor ha. Burada biri düştü. Salda düşürdüm. Alın çıkıyor. Oğlum ne oldu lan, tek yedim abone koyayım. M4 miydi kanki bir? Ne oldu oğlum? Tek yedim ben. Ay. Ulan 20k gitti ya. Yok kanka, belki para... Tamam. Ne? Elini kırarım. Ne oldu? Eve dişi getirdim. Abi benim bir parti daha var, onunla getiriyorum ben. Tamamdır. Ulan kapıyı sikiyorsun beni. İstek mi yapıyorsun lan bunu? Bizim dur, ne oluyor lan? Şey getiriyor ya. Dur. Aha. Kalanları da getirsin de. Şöyle bıraktım ben Niko Bey. Buradan alırsınız. Ne yapıyorsun? İyiyim oğlum. İşim gücüm var, yoğun adamım. Şöyle çabuk. Ölümden döndüm. Neredesin sen? Başındaydım mı? İşim kovmasaydı tabii. Eski ailemin yaşım yapışım. Ananı çıkma. Ben bir dakika dur. Ne oldu ya? Ev yanıyor. Sigaram koltuğun altına girdi. Abi iyi misin, ne oldu ya? Bunu verir mi bir daha? Adamsın, ver. Şaban anasını siker ortalığını der. Biri karışır adım ver direkt. Tamam, ben şey derim, Şaban abi beni koru ya derim. Kesinlikle de karışmazlar. Karışmazsa anasını tamam, sikerim onları. Yemekle bedava verirler mi? Verirler. Ölmeyeceği söyle, ölmeyecek vermez, o piçtir. Bak şimdi tamam, bak. Yavaş sürü kardeşim. Sus lan. Gördün mü nasıl da yaptı, kaçıyor. Korktu valla. Sus lan. Gördün mü, öyle işte selam verirler abiden. Anasını sikerim. Ne yapıyor?
Abi tepede yani. Tepe cover'ı onlarda. Güzel. Para kaçtı. Ben çok korktum oğlum. Tepeyi drone göremiyor ya. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Enti oğlum. Entilik bir durum yok. Para kaçtı zaten. Şimdi sola doğru bana dönmeden 3 adım at. Evet, burada senin sayman gerekiyor. Benim saymam ile beraber. O teyzenin bir daha kullanma. Benim saymam ile beraber. Önünüzü döndünüz. Lütfen arkanıza dönün. Veya diğer kişileri alıp devam ediyorsun. Diyelim ki sen 99 durumuna rağmen orada 19. sağlamak için gittin ve herhangi bir şekilde kimseye atış etmedin. Çünkü zaten etmiyorsun. Görevin oraya gidip 19. sağlamak. Ama buna neyi rağmen sağlamak sana diyor, ben anlamıyorum. Pek tabii sen de karşılık verip sana atış edene yaralamakla görevlisin. Fakat dediğim gibi eğer böyle bir durumla karşılaşmadığın sürece kod 99'a giden bütün memurlar 19. sağlamak için. Şu anki pozisyon düz, sabit. Genelde hepimizin kullandığı pullover durumu. Yani senin polis arabanın sağ ön farının öndeki şüpheli aracının sol ön farına denk gelecek şekilde durman rutin bir 10-27 durumudur. Yani 10-27 oha pozisyonu. Böyle şeyler mi var? Böyle durmanın sebebi aktif olarak akan bir trafikte de 10-27 yapabileceğin için veya burada kendine bir yaşam üçgeni oluşturarak aslında ufak bir yaşam boşluğu. Yok. Arabanın rengini değil, jantın rengini. Anlaşıldı. Arabayı boyuyorduk. Tamam. Tamam, şimdi koyabilirsin derece. Ve bir şey diyeceğim, olay yok herhalde. Bu arada araba çok kötü ha. Yani çok... Bir girip çıkacağım. Hepsi siyahça pantolon. Saldırı içeri mi girdi? Abi bir şey var, onu halletmek için çıktım. Anladım. İletişim kurabiliyor musun şu an onlarla? Olumlu. Tamam. Kişilerin ayaklarında kundura var, botumsu. Siyah pantolon, üzerlerinde gömlek, kafalarında da bu Rus şapkaları var ya, kenarları böyle şeyli olan çıkıntılı. Ama kaçamayacağını anında ellerini kaldırarak teslim olmak istiyor. Mustafa'nın herhangi bir silahı yok, unutma. Ellerini kaldırdı. Yapmam gereken şey ona taser doğrultarak hareket alanını kısıtlayarak, bu bir araba olabilir, bu bir duvar olabilir. Herhangi bir şekilde bu hareket alanını kısıtlamak amaçlı bir yere yaslandırıyorum bu kişiye. Ve direktifimi veriyorum. Duvara yaslan, direktiflerimi dinle diyerek kişi ilk önce...